Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi merkez mahallelerde bulunan sahipsiz ve terk edilmiş, tehlike arz eden metruk binaların yıkımlarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yıkım ekipleri belirledikleri program çerçevesinde son olarak Ereğli Kapı Mahallesi 1408. sokakta bulunan metruk bir binanın yıkımını tamamladı. Aksaray Belediyesi metruk binaların yıkımlarını bina sahiplerinin veya mahalle sakinlerinin ve mahalle muhtarlarının dilekçelerine istinaden gerçekleştiriyor. Aksaray'da huzur ve güvenin tesisine yönelik Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü tespit edilen kokulu madde ve alkol bağımlılarının yuvası haline gelmiş metruk binaların yıkımına devam ediyor. Afrin Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte bir kez daha tüm dünyaya inat, tek yürek, birlik içerisinde herkes oradaki kahraman Mehmetçiğimize destek için kendince bir şeyler yapıyor. Aksaray'da da bugün devlet korumasındaki yetim çocuklar jandarma komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiğimize yazdıkları sevgi dolu mektupların kendilerine ulaştırılması için alay komutanını ziyaret ettiler. Aksaray Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı yetiştirme yurtlarında kalan devlet korumasındaki çocuklar Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Afrin Operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları teslim ettiler. Kaldıkları yurtlarda bir araya gelerek sevgi dolu sözlerle mektup yazan onlarca yetim çocuk, koruma merkezleri müdürü Muhittin Hilal'le birlikte çalışma başlattı. Yazdıkları mektupları süsleyen çocuklar, aralarından 4 arkadaşlarını kendilerini temsilen mektupları iletmeler için seçti. Koruma merkezleri müdürü Muhittin Hilal eşliğinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na giden 4 çocuk, diğer arkadaşlarının da mektuplarını alarak Jandarma Albay Fuat Anık'ı makamında ziyaret etti. Afrin Operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere mektupları ulaştırmak için Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na geldiklerini belirten Müdür Hilal, çocukların duygularına tercüman oldu. Saygıdeğer komutanım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çocuk evlerinde kalan çocuklarımız, kalan bütün çocuklarımız adına Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize, duygu ve düşüncelerini ifade eden, içlerinden gelen dileklerini, temennilerini içeren mektupları oradaki kahramanlarımıza ulaştırmak üzere sizlere takdim edecekler. Saygıyla kabulünü arz ederim efendim. Afrin Harekatı'na Aksaray'dan destek her geçen gün çığ gibi büyüyor. Aksaray Belediyesi'nin bayrak kampanyasının ardından Aksaray'da yaşayan Afganlı gençler de Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden aldıkları Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Afrin'deki Mehmetçiğimize destek için meydanda toplanarak mesaj verdiler. Aksaray Belediyesi'nin Afrin Harekatı'na destek için başlattığı bayrak kampanyasının ardından dünyanın renklerini temsil eden ve Aksaray'da yaşayan Afganlı gençler, belediyenin bayrak kampanyası kapsamında Türk bayraklarını alarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Afrin'e barış götüren Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuna kadar yanında olduklarını ifade ettiler. Zeytin Dalı Harekatı'yla yalnızca Türkiye'nin müdafaa edilmediğini, bütün İslam coğrafyasının da bu mücadeleyle ayakta kaldığını, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok şey borçlu olduklarını ifade eden grup, bu harekat hepimiz için, bunun için burada toplanarak desteğimizi kamuoyuyla paylaşmak istedik. Taşımaktan gurur duyduğumuz Türk bayrakları için de Aksaray Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz dediler. Afganistan Türkleri olarak, Afganistan mücahitleri olarak tüm desteği Zeytin Dalı hareketlere vermeye hazırız. Ve buradaki gördüğünüz Afganistan mücahitleridir. Bugüne kadar çok savaşmış bir insanlardır. Yani biz Türkiye'ye candan destek vermeye hazırız. Yani gidip cepheye savaşmaya bile hazırız. Buradaki gelenler görüntüye bakmayın. Bunlar içinden gerçekten iyi bir savaşçılarımız vardır. Yani gitmeye hazırız her türlü. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Afrin'de görev yapan Mehmetçi'ye destek için toplanan grup basın açıklamasının ardından dağıldı.
Evet, bu yıl 6.sı düzenlenen Çobanlar Yarışıyor Bilgi Yarışması'nın ön eleme sınavları yapıldı. Konuyla ilgili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk televizyonumuza özel bir röportaj verdi. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından bu yıl 6.sı gerçekleştirilecek olan Çobanlar Yarışıyor Bilgi Yarışması'nın ön eleme sınavı yapıldı. 78 üreticinin katıldığı eleme sınavında başarılı olan 8 üretici yarışmaya katılacak. Konuyla ilgili bilgiler veren Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yarışmanın Türkiye'de sadece Aksaray'da yapıldığına dikkat çekerek amaçlarının hayvancılığı geliştirerek üreticileri eğitmek olduğunu söyledi. Başkan Aktürk yarışmayla ilgili bilgiler verdi. Bu yıl sadece ülkemizde Aksaray ilimizde yapılan Çobanlar Yarışıyor'un 6.sını gerçekleştirmek için dün elemelerimizi yaptık. Yaklaşık 4.000 civarında üyemiz var. Bu üyelerimizin içerisinden 62 tane üyemiz yarışmaya katılmak için müracaat ettiler. Ve dün bunların elemelerini gerçekleştirdik. 8 tane üyemiz finale çıktı. İnşallah finali de Şubat ayı sonu, Mart ayı başı gibi Tarım İl Müdürlüğümüzde planlayacağız. Tarihlerini duyuracağız. Birinci yarışmacımıza 5.000 lira, ikinci gelene 3.000 lira, üçüncü gelene 2.000 lira ve diğer 5 tane finalistimize birer küçük çeyrek altın vererek herkesi ödüllendirmiş olacağız. Tabii maksadımız ödül dağıtmak, para dağıtmak değil, bir sosyal projeyi gerçekleştirmek. Hem çobanlığı hem de ilimizin tanıtımı için oldukça önemli bir proje olarak değerlendiriyoruz. Maksadımız küçükbaş hayvancılıkta verimliliği ve üretimi artırmak, kaliteli ve sağlıklı gıda üretmek için üyelerimizin, yetiştiricilerimizin bilimsel metotlarla, modern tesislerde bu işi yapıyor hale gelmesine yardımcı olmak. Tabii yarışmaya müracaat eden üyelerimizin tamamı yarışmaya kazanabilmek için gerek kitaplardan, gerek internet üzerinden küçükbaş hayvancılıkla ilgili bakım, besleme, doğum, kuzu büyütme, ahır, ağıl yapımı, damızlık seçimi, otlatma, mera gibi bütün alanlarda bilgilerini güncellediler. Bütün bilgilerini tazelediler. Çünkü yarışmayı kazanmak için güncel bilgilere ihtiyaç var. Tabii yarışmanın sorularını Tarım İl Müdürlüğü'ndeki bir komisyon soruları hazırladı. O komisyonun gözetiminde yarışma yapıldı. Hem birlik elemanlarımız hem tarımdan gelen ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşlarımızın gözetiminde yarışma yapıldı. Sorular cevaplandırıldı. Kontroller yapıldı ve 8 tane üyemiz finale çıktılar. İnşallah finali de Şubat ayı sonu gibi planlıyoruz. Aksaray Belediyesi Kurtuluş Caddesi Atatürk Bulvarı üzerinde kavşak ve yeşillendirme çalışmaları başlattı. Aksaray Belediyesi daha güvenli ve akıcı bir trafik için Kurtuluş Caddesi Atatürk Bulvarı birleşimi üzerinde yeni kavşak ve yol çalışmasına başladı. Aksaray Belediyesi daha önce şehrin birçok farklı noktasında yapılan ve trafiğin büyük ölçüde rahatlamasına neden olan kavşak çalışmalarına Kurtuluş Caddesi'nde devam ediyor. Yol üzerinde kavşak ve orta refüjlerde peyzaj çalışması başlatan belediye ekipleri, yol yapımı sırasında aşağıda kalan orta refüjdeki ağaçların korunması ve yola eşit şekilde düzenlenmesi için toprak dolgusu, tesviye ve yeşillendirme çalışmalarına da ağırlık verdi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.